TSD öğretmek başlıklı ikinci oturumumuza hoş Welcome geldiniz. to our second session Her oturumda sunum yapacak. TSD Vakfı like invite, üyelerinden Nikola Lancher, Samuel Mason, Brian Yeser ve Ashley Britton'ı davet etmek istiyorum. Miss Ashley welcome. Britton. So, I would like to invite you to the stage. My name is Samuel Mason. I am a director with the Tesla Science Foundation. Today, our foundation is one of the most active Tesla-oriented organizations in the world. And today, you are going to hear a speech from Mr. Nikola Lancher, president of the International Tesla Science Foundation. Uluslararası Tesla Bilim Vakfı'nın başkanı bir konuşma yapacaklar. Yardımcı olabilir misiniz bu Türkçe? Translation on the PowerPoint, please. Evet. Şeyde PowerPoint'le ilgili yardıma ihtiyacım var lütfen. Yardımcı olabilir misiniz? Pardon me, I didn't brush up on my Turkish before. Kusura bakmayın, buraya gelmeden önce Türkçemi düzeltemedim. Anlayamadım, kusura bakmayın bilgisayar programına. It's a video. Ali. It's a video. Bir video. It's not playing. Ama başlamadı. This is awkward. Video göstermek istiyordum. Olmadı. Ali. Yardım edebilir misiniz? Video çalışmıyor. We didn't try it, but... Okay. Should I just go to YouTube and put in the video? Okay. It has this link, right? It is bundled with. Okay. Apparently, we didn't have an internet connection internet at the moment, but many of our Tesla Science Foundation videos are available online. As I mentioned before, you're going to be hearing from Mr. Nikola Lancher, president of the Tesla Science Foundation, and actually one of the most, I have to say, entrepreneurial, humanitarian, and at the same time, an innovation enthusiast that shares his light with the world. Dünyaya ışık veren kişilerden birisi gerçekten. Evet, size Sayın Nikola Lancher'ı takdim etmek istiyorum. Nikola Lancher is a Pennsylvania licensed private detective specializing in investigation after burglary, forensic examination and fraud examination. Nikola is a member of the National Association of Investigative Specialists, International Association of Investigative Locksmiths, and International Association of Auto Theft Investigators. His specialization comes from a lifetime of working in various aspects of the security field.
In 1986, Mr. Longchar began his career in security, opening a security company in Philadelphia, working in mostly the high crimes area of the city. He realized that security systems were not sophisticated enough to repel more experienced intruders. Using years of experience in the security field and having seen every conventional method used by intruders, he designed a locking device which would have anywhere from 4 to 24 points and sensors which detected illegal entry. For his invention, he received the Benjamin Franklin Technology Center Grant, the State of Pennsylvania Grant, and the Gold Medal of Nikola Tesla, an annual Inventor's Award. In 1998, he joined the National Association of Investigative Locksmiths, but long before this, Mr. Longchar was inspired by another great man. Başka büyük bir adamdan ilham almıştı. Evet. Are we going to change the trend? I'm changing here. Thank you for organizing. Çok teşekkür ediyorum. Demek istiyorum organizasyon komitesine bizi buraya davet ettiklerinden dolayı. I'm really glad to be here. Ben gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Özellikle Türkiye'ye baktığım zaman members in our organization. Bizim organizasyonumuzda yaklaşık 3000 üyemiz var. Üyemiz olan var mı aranızda? Hiç üyemiz var mı aranızda bizim vakfı üye olanlar? Also ve aynı zamanda guy from Turkey who gave his name his son name Tesla. Oğluna Tesla adı veren birisi de var, bir Türk de var. Bilmiyorum kendisi burada mı? Birkaç seferinde irtibata geçmişti. Oğluna Tesla adı veren bir Türk bile var. Evet. First time, öncelikle şunu I got introduced to the Tesla by this George Kostovich, man who was world champion in free fight. Kendisi dünya şampiyonu serbest dövüş alanında. And I come and I want him to teach me how to fight. Kendisine nasıl dövüşmem, but he never showed me anything about that. Ancak bana hiçbir şey göstermedi bu konu hakkında, dövüş konusunda. Really, but nobody cannot use this. And if world champion tell you something like this, you better believe it. Size bunu kullanamazsınız. And he was personal friend with Tesla. Kendisini Tesla'nın when he was young, Tesla was already old man. Tesla yaşlı, o da gençti. George ise gençti. One time he was traveling. Bir seferinde seyahat ettiklerinde bu büyük enerji hatlarını görmüşler. Bize bana şöyle sordu. So power lines for electricity and everything. So now this is all Tesla monuments. Bunların hepsi Tesla'ya adanmış anıtlar aslında demişti. Ve tüm dünyada milyonlarca var bu enerji nakil hatlarında. Always when I see them, they really remind me of some kind of Tesla. Ne zaman baksam bana Tesla'yı görüyorum. Tesla'nın elektriğini görüyorum bu şeylere baktığım zaman. So that's our creation. Çok beni çok etkiledi ve burada first picture what we did, how we really see Tesla in the beginning. Tesla'yı böyle görüyoruz başlangıçta. We start Tesla Science, Nikola Tesla Club in Philadelphia in July 10, 2004. It was really planning just to have a little club where we're gonna hang out together and it was really no plan to go that far, how far we go. And there was different interest for different sides of the people. Some people wanted to know a little bit about technology, some about Tesla life, some about Tesla philosophy. So we make like three different groups. Tesla Club, Tesla Inventors Club, and later we got a little bit more serious because we really grew this in January 7, on day of the Tesla death. On 2010, we incorporated and make non-profit organization, Tesla Science Foundation. And we are very happy to how things go. We have approximately 12,000 people. Again, from these 12,000 people, 3,000 is from Turkey. And Turkey is the second largest group worldwide. First group is in America. Third one is in Serbia, so it's interesting we have a network here. So our mission is definitely to promote Tesla and Tesla'yı tanıtmak. His work. Çalışmalarını tanıtmak. Guys doing here and it's sizin wonderful. Hepinizin yaptığı şey bu şu anda harika bir iş görüyoruz gerçekten. Biz aynı zamanda farklı mucitlerle de çalışıyoruz. Onların meet with other inventors başka or have similar projects. But we're working mostly, I'm inventing security products, but I really work with inventors, but working with extending Tesla work and try to stay in that field. Also we're supporting book writers, filmmakers, and we're giving different
awards to different organizations and different individuals who achieve certain our major conferences in January 7 in New Yorker Hotel. New Yorker Otelinde büyük bir konferansımız would be 50 year now. Beşinci kez düzenliyoruz bunu. We're doing also a conference in Philadelphia. And Philadelphia is the first city worldwide that recognizes Tesla birthday as a holiday. Tesla'nın doğum gününü tatil olarak kutlayan ilk şehirlerden biri. İnşallah İzmir de ikinci şehir olur. Tesla'nın doğum gününü Philadelphia is Tesla did some work in Philadelphia, but nothing that important. He was doing some lectures in Franklin Institute. And Franklin Institute'nin örneğin dersler verdi, seminerler verdi, bazı deneyler yaptı. Ancak just happened. Burada majority of us are from Philadelphia, and that's why all this thing happened. Başka yerlerde de gerçekleşti. Now, şimdi, this year, mission. Bizim misyonumuz. That's originally what we write, what we want to do it. Over years, things change. Yıllar içinde her şey değişti. Young Americans seeing this a little bit different than my generation. Farklı görüyorlar benim kuşamda. And actually, young people around the globe seeing the solution in a Tesla. Çözümleri Tesla'da görüyorlar. We have ve bizim this conferences of energy independence. Enerji bağımsızlığı ilgili konferanslar düzenliyoruz. This video still don't work, bilmiyorum, right? Bu video çalışmıyor mu hala? Videoyu kullanmak istiyorum ama mümkün we mü? We don't have chance to turn video. Videoya geçmemiz mümkün mü? Brian. Brian. Can you come over and you can read gelip yardım edebilir misin? Better, belki siz okusanız daha iyi olur bunu. I think that, sanırım o zaman siz okuyun. There was a group of Americans, 3 days and 3 nights, they work on these documents, and it's July 10, 2009, so I think you guys can understand better, Brian, than me. Declaration of Energy Independence. In conscience, July 10, 2009. When in the course of human events it becomes necessary for the people of Earth to dissolve the relationships, habits, and thought patterns that have, been, that have bound us to an unsustainable energy paradigm, our conscience compels us to state our grievance with these outmoded systems and to unanimously declare our intentions for the future of free energy. We hold these truths to be self-evident that in our modern age, all means of energy production are not equal, some being polluting, limited, non-renewable, and controlled by corporate-driven profit motives, while others are clean, abundant, sustainable, and able to be made freely available for the betterment of all people. That human innovation and creativity and has excelled beyond our current methodologies of energy production, that the current energy paradigm is ecologically unsound, economically unfeasible, socially divisive, and morally bankrupt, that the dependency of our current energy production methods has led to the increasing environmental degradation of our living planet and to a growing systematic mentality of scarcity, lack, fear, aggression, and imperialism, that free energy technology has been developed and suppressed for over a century, and we need not be dependent on non-renewable energy for a moment longer. That the time is now for us to develop means of energy production and distribution that utilizes the inherent abundance of nature itself, that, as stated by the great scientist and inventor Nikola Tesla, science is but a perversion of itself unless it has, as its ultimate goal, the betterment of humanity, that whenever any energy model has been perpetrated towards a system of control, limitation, and the stagnation of humanity's collective evolutionary progress, it is the right and duty of the peoples of all nations to abandon the outmoded technologies upon which such systems are built and transition toward those which are clean, renewable, sustainable, and free.
We, therefore, the free peoples of earth, in good conscience, assembled appealing to the supreme order of nature for the manifestation of our intentions, do solemnly declare that in our lifetimes, through our continued dedication, ingenuity, and inspiration, we will bring to fruition a new and free energy paradigm, one in which empowering advancements in technologies are made widely and freely available to all peoples in the service of human potential, and for the support of this declaration of energy independence, with a firm reliance on the protection of divine providence, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor. Thank you, Brian. Okay, so this is really our new mission. Yeni misyonumuz gerçekten de bu. A lot of people around the globe accept that. Now we're getting pretty late. We are already late half an hour with this. Yarım saat geciktiğimiz için bazı saatleri geçmek istiyorum. I just want to invite all of you everybody around the globe who want to be part of Tesla Science Foundation. Tesla, first thing, what they can do, they can open Tesla Club in their area. I think we have now probably over 30 different clubs around the globe. We work with these people and trying to help them to develop onlara their own club. If things going well and everything şey go good, we giderse, can later, sonra, you guys can later be part of Tesla Science Foundation. Bilim Bakanı üye olabilirsiniz. In a moment, we setting up Tesla Communication Center Tesla in Serbia. We're going to link people around the globe. So that will be really beneficial for a lot of different researchers. And we have really good material. Yeni materyallere sahibiz. Şu anda bir stüdyo inşa ediliyor. Ve burada ABD'de bir ofis olacak ve bir şeyler yapmak istiyorsanız insanlığın iyiliği için ve Tesla'nın çalışmaları üzerine çalışmak istiyorsanız bu gerçekten iyi bir merkez olacak. I think that's all from me. I will be available later afternoon. Öğleden sonra da hallway there we have bulabilirsiniz. Dışarıda standımız var. Tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırız isterseniz. Thank you very much. Her zaman bana ulaşabilirsiniz dışarıda. Çok teşekkür ederim. On behalf of the members of the Tesla Science Foundation, we would like to welcome you to our introductory video. Who was Tesla? The mission of the Tesla Science Foundation is to promote greater public awareness of Nikola Tesla and his contributions to humanity, and to work... Who was Tesla?
an inventor, an innovator, a person who saw beyond the technology at hand. Şu anda oynamakta olan videonun sesi doğrudan kulaklarımıza gelmiyor. Sonundan gelen sesle çevir yapmak zorunda değil. To mankind. He wasn't just outside of the box. He was outside of the atmosphere. Tesla was a very unlikely scientist who grew up in a small village far from any centers of culture. Tesla was born in 1856 to a poor family of Serbian parents. He was on a track to be a country priest, really. And he, you know, by dint of will, he broke out of that and managed to make his way to the centers of learning. Tesla's earliest and most widely influential discovery was alternating current. With that came the ability to move the electricity through wires through his Tesla coil system, and that made possible our worldwide electric grid. This ultimately led to him becoming an architect of our entire electrical infrastructure, as well as countless genres in academia. Discovering Tesla, it really was a extraordinary descent down the rabbit hole. You're constantly moving from one invention to the next, finding out this rich history involving his patents and those unresolved patents that didn't receive the light of day as they should have. Tesla holds basic patents. Tesla patentlere sahip, son derece etkili patentler bunlar dünyamız için. Elektrik aktarımı ile ilgili tüm dünyada radyo, telerobotik ve aslında uzaktan kontrolü her şey ve aynı zamanda bilgisayar devreleriyle ilgili temel bir patente sahip. Aslında çalışma hayatına baktığımız zaman 21. yüzyıla girmeden önce yapmışım çalışma. Ve biz hala onun yaptığı şeylere bakıyoruz. Acaba işe yarar mı, yaramaz mı? Aslında dünyamız bugün olduğu şekliyle olmazdı Tesla olmasaydı. Tesla believed that Tesla şuna inanıyordu. İnsan doğayla uyum halinde olmalıydı ve yaratmak istediği cihazlar aslında sürdürülebilir bir uygarlığa yol açmalıydı. Amacı buydu. Aslında stratosfere gitmek istiyordu ve elektriği dünyaya indirmek istiyordu. Sürekli olarak ücretsiz, herkes için bizim ulaşabileceği sınırsız enerjiyi hayal ediyordu. Eğer Tesla'nın rüyaları gerçek olsaydı sanırım dünya çok daha iyi bir yer olurdu. Kaynaklar, eğer serbest ücretsiz elektrik enerjimiz olsaydı tüm bu savaşlar olmazdı. Ve deli gibi çalıştı. Asla kendisine hiç bırakmadı ve her parçaları bir araya getirmeye çalışıyordu. Yapmaya çalıştığı şey insanoğlunun gelişeceği bir dünya oluşturmaktı ve bizim şu anda internetle çalışıyoruz, cep telefonlarını sürekli kullanıyoruz ve dijital elektronik bir çağa girdik ve inanıyorum ki Tesla'nın zamanı artık geldi. Takumi Academy, we have a particular mission, which is innovation and problem solving. I was fortunate enough to meet the president of the Tesla Science Foundation, and we started a partnership after we talked about our mutual interest in bringing inventions into the education system. We had inventors come in who have know-how into the experiments that involve the Tesla coil and the Tesla. It lights up and it's it's kind of jazzy, you know, and those are the types of experiments you're always looking for kids to bring them in right away. We've even seen some of our students stand up and start to connect and explain things that some of the adults were comfortable with. Yeah. Yani yetişkinlerin anladığı şeyleri anlamaya başladılar. Burada tabii ki çocuklara ilham vermek istiyorsanız diğer akademilerine de ilham vermek istiyorsanız Tesla için çok iyi çocuklara ilham veriyor. Yaşları ne olursa olsun ve ne olursa olsun burada şunu anlıyorlar. I just feel like if we're going to, you know, both as a world and as a country and everything else move forward, we have to really believe in our next generation and stop looking at the world as this is the next big problem and look at our
our students as the next big solution. Sorun olarak değil, bize çözüm getirecek kuşak olarak görmeliyiz. Really a positive thing. Pozitif bir şey olarak görmeliyiz bunu. Ladies and gentlemen, if I could please have another round of applause for Mr. Nikola Lonchar. The work he's done has just saved so many lives. It's so much of Tesla's work. So, moving on. Devam edelim. Today, we're going to be talking about the Tesla centrism. Essentially a global movement of promoting innovation through education. And Confucius once said, the man who moves a mountain begins by carrying away small stones. Tesla and his legacy has carried so many stones for humanity. He really deserves a great amount of enthusiasm, not only through academia, but through industry as well. So we are all about revolutionizing science education at every level bilimsel eğitimi worldwide. Her seviyede dünya çapında devrim we haline getirmeliyiz. Are able to accomplish this feat by having various ve events. Our Tesla Science Foundation events go to different bilim vakfı etkinliklerimiz arasında okul ziyaretleri ve ortaokul ziyaretleri, ortaokul sonrası ziyaretler, ilkokul ziyaretleri, kurumsal kurumların ziyareti, çocukluktan üniversiteye, ilkokuldan üniversiteye kadar Tesla öğretiyoruz diyebilirim. Philadelphia Science Festival, festivali her sene düzenleniyor. On binlerce insan Philadelphia geliyor bu festival için. Hepsi bilim için geliyor ve şehrin belediye başkanı burada konuşma yapıyor Franklin Enstitüsü'nde. Bu enstitüde bizim en önemli partnerimizden bir tanesi Tesla Bilim Vakfı. Konya Akademisi ve Franklin Enstitüsü küresel bir program için bir araya geldi. İnovasyonu harekete geçirmek için bunu yaptılar. Bu da bizim Tesla müfredatını geliştirmek için kullandığımız bir prototip. Bunu okullara yaymayı amaçlıyoruz. Amerika'da Philadelphia, Pennsylvania is leading the way in what is known as STEAM education, science, technology, engineering, arts, and mathematics. By providing its students with access to accurate historical accounts of epic human ingenuity, hands-on high-energy physics experiments, artistic expression through science, technology, and the opportunity to make a difference by building a more sustainable world. Nikola Tesla's story inspires people of all backgrounds, all ages. Tesla Science Foundation is a proud very proud to lead the way towards Tesla's proper accreditation in academia and his total revival in popular science culture. Popüler bilim kültüründe böylesine önemli bir rol üstlendiğimiz için çok mutluyuz. Be it new media, yeni medya, public events through public outreach, halk etkinlikleri yollarıyla bunu başarıyoruz. So how many steps for a better science education are you willing to take? Peki siz ne kadar adım atmak istiyorsunuz? Known as the Million Volt March, started by one of our Tesla Science Foundation members, Josh Toms. What began as a small movement has begun to increase in volume across the United States, and we're seeking to have this eventually globally. Bunu küresel boyuta taşımak için hevesleniyoruz. Programlarımızın büyüme fazları olduğuna inanıyoruz ve bu da schematic for perpetuating this environment. First, we create an atmosphere that promotes the life, work, and legacy of Nikola Tesla by building a strong knowledge base on both the resolved and unresolved patents that contributed to the development of human civilization. Phase two, the environment. We create an environment that promotes past contributions of Nikola Tesla to the people of all ages, nationalities, creeds, and educational backgrounds. And then we form a solid foundation based on factual information to better prepare students for the world of tomorrow. We're able to accomplish this through two means, be it our community outreach, but at the same time, the promotion of Tesla Days. In America, we have numerous states that have adopted an actual holiday, preferably July 9th and 10th. However, in Colorado Springs, Nikola Tesla has an entire week dedicated to him. But these different these municipalities that have accepted Tesla are able to work with the Tesla Science Foundation to bring their school districts many of these high-energy experiments that we're able to accomplish over in America. But at the same time, we'd love to start a Tesla Days here in Turkey and, of course, across the world.
istiyoruz ve bunu dünyaya yaymayı amaçlıyoruz. Amerika'da we are seeking to become a formally accredited academic and resmi olarak akreditasyonu olmuş bir enstitü olma yolunda ilerliyoruz. Featured at the Advanced Energy Conference sponsored by the state of New York, New York eyaletinin sponsorluğunu üstlenmiş enerji konferanslarına son 2 senedir katılım sağlıyoruz ve amacımız yalnızca öğrencileri değil endüstri liderlerini de eğitmek. Aynı zamanda Tesla'nın anıtlarına inanıyoruz ve bu anıtların eğitimi yaymak için güzel araçlar olduğunu sanıyoruz. New York Hotel'in, Tesla'nın vefat ettiği New York Hotel'inde Tesla'nın bir anıtı bulunmakta, lobide yer alıyor. Binlerce insan bu otelde kalan binlerce insan Tesla'nın anıtını görmüş oluyor. Aynı zamanda Franklin Enstitüsü de Tesla büstünü kabul etti. Ve burada sergiler yapılıyor, sergiler düzenleniyor ve New Jersey'de Tesla elektrik şirketi New Jersey'de bulunan aynı zamanda burada bir Tesla büstü yer alıyor. Ve bu da daha sonra Niagara Şelalesi'ne taşındı. O yüzden Amerika'da Niagara Şelalesi'ni ziyaret edenler bu büstü de görebilir. Tesla Bilim Vakfı daha önce de söylediğim gibi çok önemli bir organizasyon. Küresel ofislerimiz bulunmakta. Ofislerimizden bir tanesi Brezilya'da yer alıyor ve bu Brezilya'daki ofisimiz sayesinde tüm kıta için güzel bir eğitim merkezi yarattığımızı söyleyebilirim. Ve bu sayede insan enerjisinin değişik yönlerini ele alabiliyoruz. Or if you will, bioelectromagnetic elektromanyetik field alan study device. Çalışma aracımız da var ve her zaman önerileri açarız. Farklı bilim insanlarından farklı önerileri açarız. Hem insan hem kozmik enerji için geçerli. Burada Güney Atlantik'te bunu yapıyoruz. Brezilya'daki ofisimiz Güney Atlantik anomalisini kullanmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu da yüksek enerji rezonansiyon vericisi sistemleri üzerine olacak ve Tesla kulesini kuracağız. Yalnızca Brezilya'da değil, tüm dünyada. O ilk prototipimiz de bu ekranlarda gördüğünüz araç. Başka birçok çalışmamız da var. Bu resimlerde spiral akımlı disk şekli aerodinamik görüyoruz ekranda. Evet. Sabit spiralın dağıtılımın kurulması orijinal bir metot sayesinde yapıldığını söyleyebilirim. Bu da disk şekilli MHD aerodinlerine dayanmaktadır. Bu aerodinleri Jean-Pierre Petit 1975 yılında piyasaya sürmüştür. Bunu iki makalede sunmuştur. Ve bu da özellikle yüksek enerji fiziğini ilgilendirmekte, bu fizikte yaşanan sorunu ele almaktadır ve burada dış yörüngeye gemi göndermeniz mümkündür bu enerji sayesinde. We have a very large-scale inverted Tesla coil and many other sizes that we are seeking to, of course, get support for and build a much larger-scale transmission tower so that we can replicate Tesla's older experiments. We also feature the Tesla traveling exhibit known as Tesla Past, Present, Future. This exhibit is dedicated to showing not only the aspects of Tesla's past contributions but also science technologies that bilimsel teknolojileri, Tesla'nın katkılarını tamamlayan bilimsel teknolojileri de bu sergide gösterime sunuyoruz. Elektromanyetik densitenin fonksiyonelliğini ele alıyoruz bu sergide. Our Tesla Science Foundation, Tesla Bilim Vakfımız, we welcome all forms of suggestions and her also açık, her artist renditions, but more importantly, ve en önemlisi we want to really gerçekten Tesla'nın kulesini yeniden yaratmak istiyorum. Maalesef Wardenclyffe Tesla deneylerini tekrar replike edemedi. Ancak en azından mülkiyeti kurtarabildi. Açık bilim merkezlerine bunu tekrar yapmak istiyoruz. Son olarak ise şunu söylemek istiyorum. Tesla'nın da söylediği gibi geleceğiniz de gerçeği söylemesine ve geleceğin gerçeği size söylemesine izin verin ve çalışmalarına ve başarılarına göre her şeyi değerlendirin. Şimdiki zaman sizin, ancak gelecek ki bunun için ben çalışmıştım, o benim.
And I'd like to thank not only Solar Aerospace for sponsoring my international activities, International Tesla Science Foundation staff members, of course, the Tesla Symposium Organizing Committee and the Turkish Chamber of Engineers. We wish to thank Tesla Motors headquarters and the participating locations for working with our educational programs to supply not only students, but also businesses with a bit of more education behind not only the vehicle, but the man. Honorable Mayor Samson Steinman, Gerald Torontello, Michael Lehner, and many others who have contributed to creating Tesla Days across the United States, the Tesla Science Center at Wharton Cliff, the Tesla Memorial Society, and of course our dear friends at the Tesla Museum of Belgrade. So with that, I would like to run one more video, and then I'd like to introduce to you Ms. Ashley Britton. She is Deputy Director of the Tesla Science Foundation and one of the members of our international Tesla education team. She will be briefly discussing some of our methods that we allow people to join our organization through the Nikola Tesla Club, and also the brand new aspects of art and education as it pertains to science and the work of Mr. Yetzer here, that is, of course, revolutionizing the way we teach Tesla in America. Amerika'da Tesla'yı öğretme şeklimizi nasıl devrim haline getirdiğimizi sizlerle paylaşacak. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Şimdi Ashley Mason'ı davet etmek istiyorum. Now I'd like to invite Ashley Mason to the floor. She will talk about experimental applications on Tesla study. Geleceği bizleriz, onun ateşini taşıyan sizlersiniz. Bizim zamanımız geldi. Tesla Bilim Vakfı. Hello. Merhaba. Thank you, Mr. Mason, for that beautiful introduction. Like you said, my name is Ashley Britton. I am the Deputy Director of the Tesla Science Foundation. Internationally, we started up Nikola Tesla Clubs underneath our foundation. And we are open to the public for everybody to come and join. We have over 1,000 members. We have over 100 different meetups that we have already accomplished. We just want to welcome everybody. If you have administrative skills, clerical skills, if you have any type of translating skills, we ask everybody to join us. This is a worldwide effort. And what our clubs do is we just try to enlighten everybody on who Nikola Tesla was. A lot of people don't understand who the man was. And when you go up and you ask somebody, you know, who is Nikola Tesla? Do you know who Nikola Tesla was? And they answer, oh yeah, that's the car, right? And you're like, no, we're talking about the guy. Arabadan değil. Yani Tesla arabalarından bahsetmiyorum. Tesla'dan bahsediyorum diyoruz. Ve bu yüzden de insanların Nikola Tesla'yı daha iyi anlamasını istiyoruz. Nikola Tesla'nın aslında zamanımızın mucidi olduğunu anlamalarını istiyoruz. Ve Nikola Tesla olmasaydı gerçekten neredeyse taş yağında olacaktık hala. Ve biz herkese aydınlatmak istiyoruz. Farklılığı artırmak istiyoruz. Farklı okullara gidiyoruz. Üniversitelere gidiyoruz. Kolejlere gidiyoruz. Çocuklara eğitiyoruz. Ve anaokullarına gidiyoruz. Even professors. Ve hatta profesörlere bile bilgi veriyoruz. Çünkü hiç sınırımız yok bu konuda. Biz organizasyonumuzu mümkün olan her yere götürmek istiyoruz. Kâr gütmeyen bir örgütüz. Bizim burada amacımız kendimiz için para yapmak değil. Herhangi bir kişi için para kazanmaya çalışmıyoruz. Biz sadece dünyayı aydınlatmaya çalışıyoruz. Ve herkesin yardımına da açığız. Öğretmenlere, mucitlere, bilim adamlarına. Ve kim olursa onların açığız. Aklınıza gelen herkes bize katılabilir.
I would also like to introduce to you guys our one of our artists, brilliant man. He came to our foundation and he is enlightening. Bizi aydınlatıyor ve onun her çabasını takdir ediyoruz ve sanatın nerelere kadar gidebileceğini de gösteriyor bence. Biz herkese açığız söylediğim gibi ve kollarımızı Brian Yeltsin'e de açıyoruz ve kendisi bir dahi ve inanılmaz bir dehası var. Augmented reality burada, that we have outside that we were showing. And Brian size dışarıda da gösterdik ve Brian Yeltsin size şimdi bugün bu büyütülmüş gerçekliğinden bahsedecek. Beni çok teşekkür ederim ve arkadaşım Brian Yeltsin'i vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Thanks, Ashley. That was fantastic. Introduction. I really appreciate that. And I wanted to say it's an honor to be here. I can't express how appreciative I am to be in a beautiful country with beautiful people talking about Nikola Tesla. It's a fantastic opportunity. And I'm very happy to be here to showcase an augmented reality experience. Now, I'm not sure how many people in here have been exposed to augmented reality before. So I thought I would just share this share the information here about what is augmented reality. And it's basically superimposing digital content over our current reality. And it's not a new technology, by the way. Augmented reality has been around since the 1960s. But it took a supercomputer to render a cube in virtual space that's attached to our reality. Think about that, 1960s, we had augmented reality. We even talked of virtual reality. Both virtual and augmented realities are up-and-coming technologies that's going to blend our reality with machines. Makinalarla karıştıracak birbirine. So, I've the computer graphics. I've been in computer graphics for almost 20 years, and I've watched technology bu duvar büyüklüğünde bir bilgisayara ihtiyaç vardı burada bunu yapabilmek için. Ancak şimdi hiper gerçekçi, interaktif, büyütülmüş gerçekliği mobil cihazda elde edebiliyorsunuz. Ve bu içerik internet yoluyla size getiriliyor. I took an interest in augmented reality several years ago. I'm talking mobile augmented reality. Mobil gerçeklik konusunda birkaç yıl önce because augmented reality used to be constrained to your desktop. Masa üstünde de 2000s, early 2000s, nasıl üstündeydi sadece 2000'lerin başında, 2010'larda. And now mobile phones are fast enough to process this real time. Bunu gerçek zamanlı olarak işleme kabiliyeti sahip. And what does this have to do with Nikola Tesla? Peki bunun Nikola Tesla'nın ne alakası var diyebilirsiniz. Well, I was unaware of Nikola Tesla in 2010. 2010'da Nikola Tesla'dan habersizdim. I was a university professor teaching 3D modeling and animation. Boyutlu modelleme ve animasyon konusunda. I'd have students create 3D animations that would appear, and they're working now in the industry and movies and games. And long, what happened was I met Nikola Lanchar. Nikola Lanchar'la tanıştım. And he wheeled a Tesla coil into my classroom. Bir Tesla bobini getirdi benim sınıfıma. A Tesla coil. What's a Tesla coil? Tesla bobin nedir? And my students were like, "Who's Nikola Tesla? Isn't he dead?" Nikola Tesla kim diye sordular. Well, as it turns out, everybody was blown away by the Tesla coil. Tesla bobinine inanılmaz hayran kaldı. And I didn't know who Tesla was, but at the same time we had the Gulf oil spill.
And I was devastated. I watched all of this wildlife being covered in oil. İnanamadım. Tüm bu yabani hayat petrolle kapanmıştı. Doğal afet yaşanıyordu o sırada ABD'de. Ve ben Nikola Tesla hakkında bir şeyler öğrenmeye başladığım zaman bir doğal afette bir çevik afeti meydana gelmişti ve 2010 yılı bir dönüm noktası olmuş oldu. Ve Nikola Lanchar bana geldi ve dedi ki bizim içeriye ihtiyacımız var. Tesla Bilim Vakfı için bizim 3 boyutlu animasyona ihtiyacımız var dedi. Nikola Tesla. Nikola Tesla'yı tanıtmak için. And the organization. I said, okay, well, let's create some content. Tamam, o zaman biraz içerik yaratalım dedim. Point. At which point we did. Peki bu noktada yaptık? Bazı 3D animated, 3 boyutlu animasyonlar yaptık. İcatlarını 3D ile boyutlu animasyonları yaptık. Temmuz konferansında da sunduk bunu. Tesla'nın doğum günü kutlamaları sırasında bu hazırladığımız içeriği. So it was really interesting because bu oldukça ilginç çünkü I didn't know about Tesla, but at the end I'm like, I want to know more about Nikola Tesla. And so did my students. Daha fazla şey öğrenmek istedim. Öğrencilerim de çok etkilendiler ve hepsi heyecan duydular ve hepsi daha fazla şey öğrenmek istemeye başladılar. Daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız bu teknoloji vasıtasıyla yapabilirsiniz. Bilgisayar grafiğini duyduğunuz tutkuyla da bunu yapabilirsiniz. İşte benim durumumda bu ve öğrencilerim de bu konuda tutkulu daha fazla şey öğrenmek istiyor. Çünkü görsel olarak ilginç bir şeyden bahsediyoruz. Bir sanatçı olarak Tesla'nın yaptığı şey aslında sanattı. Ve burada sanat ve bilimi bir araya getiriyordu Tesla'nın yaptığı şey. Ve burada buhar teknolojisi konsepti, buhar bilimi, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik. That's where I come in as an artist. İşte ben sanatçı olarak bu noktada işin içine giriyorum. Burada görsel olarak açıklıyorum Nikola Tesla'nın kim olduğunu ve aslında gelecek için neler istediğini, neleri arzu ettiğini göstermeye çalışıyorum bir sanatçı olarak. Bunu görselleştirmeye çalışıyorum. Evet, burada 2015 yılındayız. Dediğim gibi burada olmaktan ben büyük bir memnuniyet duyuyorum bu deneyimi size anlattığımız için. Deneyim diyorum buna. Okay, there we go. Evet, görüyorsunuz. This is the website. Bu web sitemiz. This is I'm the president of Yetzer Interactive Design. Yetzer Interactive Design'ın başkanıyım ve yenilikçi ürünler ve çözümler geliştiriyoruz. İnsanın içine alan çözümler geliştiriyoruz ve 21. yüzyıl öğrenimi diyebiliriz buna, 20. yüzyıl öğrenme yöntemi. Burada görüyorsunuz. We've been very busy. Biz bu son ay çok meşguldük. Promoting this project alongside the Tesla Science Foundation. Bu projeyi tanıtıyorduk Tesla Vakfı ile birlikte. We've been influencing many people in the great city of Philadelphia. Ve pek çok kişiye etkiledik Philadelphia şehrinde. Pek çok kişiye ulaştık. At the Franklin Institute. Franklin Enstitüsü'nde ulaştık pek çok kişiye. And everybody is just so excited. Ve herkes inanılmaz büyük bir heyecan duyuyor. Bu da son derece önemli. İnsanların öğrenmek için heyecan duyması çok önemli. How many students across the country Türkiye'de and as well as the United States ve ABD'de are turned off by science, bilim konusunda, matematik konusunda heyecan duyuyor ki. Çünkü ilginç görmüyorlar genel olarak. Yani öğrencileri bilim konusunda, matematik konusunda heyecanlandırmak çok önemli. Evet, burada bakalım şimdi. Last month geçen ay çekildi bu fotoğraflar. Presented the work at the Taconi Academy Charter School. Charter Okulu'nda sunduk ve buradaki çocukların yüzündeki ifadeye bakın. Yani en önemli şey bu. Bakın. Look at this. I love this expression here. Buradaki ifadeye bayılıyorum. Şuna bakın. Harika. Yeah, I mean, görüyor musunuz? That is what it's all about. Her şey bu aslında. Yani yapmak istediğim şey bu. Önemli olan bu. So if you can get people interested in Nikola Tesla at a young age, they'll want to know more about Tesla, they'll want to know more about his philosophies and to make a difference. O zaman onu daha fazla öğrenmek istiyorlar, onun felsefesini anlıyorlar ve nihayetinde bir fark yaratmak istiyorlar. Bütün olay da bu zaten, bir fark yaratmak. Before I even show you these posters, sizde bu posterleri göstermeden önce, yeah, let's explain a quick bit about augmented reality. You can see with this graphic here. Gerçekliği anlatmak istiyorum. Burada grafiği görüyorsunuz. You know, here you have a book. Bir kitap var, bazı kitaplar var aslında birden fazla sol tarafta. Adding augmented reality, ve you get an additional layer of content. İlave bir içerik katmanı daha eklemiş oluyorsunuz. 3 boyutlu deneyim cihazınızla bunu elde edebiliyorsunuz. That's very exciting. Bu son derece heyecan verici. Something that's physical, like a book, fiziksel olan bir şeyi, bir kitap veya poster gibi olan bir şeyi alıyorsunuz ve mobil cihazınızı hayata geçiriyorsunuz bunu. Ve artık o kadar hızlı ki bunu grafikleri gerçek zamanlı olarak işleyebiliyor cep telefonlarımız. Peki neden o zaman biz bu büyütülmüş gerçekliği Nikola Tesla'ya uygulamayalım ki dedim. Çünkü bu yani sizi içine alıyor. Yani bu herkesin bir olta gibi düşünün. Herkesi
yakalayabilirsiniz bu sayede Nikola Tesla'nın çalışmalarını çekebilirsiniz. We created a Kickstarter campaign. Bir kampanya başlattık. Bir inisiyatif bu, bu aplikasyonu geliştirmek için, bir posterleri geliştirmek için. And it was successfully funded. Ve başarılı bir şekilde finansman sağladık. If it wasn't funded, I wouldn't be here presenting the posters and the app today. Eğer sağlamasaydık bu posterleri ve aplikasyonu size gösteremeyecektim. And so, perhaps this might be a good time before we look at another creation. That we take a look at the posters, and if you haven't already seen these, then please join me outside of these doors, and I will show them to you personally. So with any iOS or Android device, you'll be able to download the app for free. Cihazıyla bu aplikasyonu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. iOS veya Android işletim sistemi kullanan bir cihazla. And with said app. And this applies to museums, it applies to educational institutions, it applies to pretty much anything that can be printed, come to life, get people excited, want to learn more. If you can imagine this in a museum, and you download the app for free, and in this case you'll be able to... Without the app, you wouldn't see this hidden video. Burada gizli videoyu göremeyecektiniz. And it'll prompt you to tap the video to play. Ve burada videoyu oynatabiliyorsunuz. Bu cihazı yaklaştırıyorsunuz ve videoyu oynatabiliyorsunuz. Evet, video oynuyor. Gördüğünüz gibi. So this is a 3-minute documentary that plays from the poster. Posterden oynatıyorsunuz bunu. Posteri yaklaştırıyorsunuz cihazınızı. Ücretsiz indirdiğiniz aplikasyonunuzu var. Bir seyredebiliyorsunuz bunu. Bu video augmentation, video büyütme diyor buna. You can imagine it goes beyond just video now. Ve bunun videonun ötesine gidebiliriz. Daha ilginç de yapabiliriz bunu. Büyütme gerçekliği, augmentation gerçekliği dediğimiz. Make it a little bit more interesting with daha ilginç yapabiliriz. Inclusion of 3D. Üç boyutlu. And how many people have watched the movie? Acaba kaç kişi with special effects, özel right? etkileri olan bir film seyretti? Hepimiz 3 boyutlu filmleri seyrettik değil mi? Yani artık evet, şu bilim kurgu filmleri var, çizgi filmler var 3 boyutlu olarak yapılan. So in this case, bu durumda I said, well, let's do some a piece about the Tesla coil. Let's explain the Tesla coil because how many people in here love the Tesla coil and you're like, oh wow, look at the sparking effect. We love the sparking effect. If we didn't see it, the sparking effect, we wouldn't care so much about the Tesla coil, but that sparking effect draws you in. Tesla coil bobini bizi bu kadar kendisine cezbetmezdi. Yani bizi cezbeden şey tabii ki o kıvılcım etkisi. Well, you could have a 3D model appear from this poster. Üç boyutlu bir model olabilir bu posterde belki de. But wouldn't you want to know how it works? Peki nasıl çalışıyor? I don't know how it works. I'm not nasıl an engineer. Nasıl çalışıyor bilmiyorum, ben mühendis değilim. The only thing I know about electricity ben is that it brightens my room when I turn the light on. Odamı aydınlatıyor düğmeye bastığı zaman. Ben mühendis değilim. Elektrikten ancak or it powers the device, right? Veya bu cihaza enerji veriyor. Bu kadar anlıyorum. So this just is illustration. Some people say it looks like a pump. Pompaya benziyor diyorlar bunun için. But I say no, it's a Tesla coil. Ama hayır, and they'll say, what's a Tesla coil? And that Tesla starts the sordukları zaman da işte her discussion. Şey I said, well, the Tesla evet, coil was Tesla bobini, created by the inventor Nikola Tesla. Mucit Tesla tarafından icat edilmiş. And they'll say, who's Nikola Tesla? And peki, I said, Nikola have Tesla you heard of the band AC/DC? AC/DC grubunu duydular. I said, that's the war of currents. Yani aslında AC, Tesla, DC, Edison. AC, alternatif akım. DC doğru akım, AC alternatif akım. And this is Tesla, this device to showcase that wireless electricity was possible Edison. Over 100 years ago. Ve, and then the hook is. Buradaki insanların ilgisini çeken let me just şey show you şu, this in augmented reality. Size büyütülmüş gerçeklikle yani augmentasyon gerçekliğiyle göstermek istiyorum burada. Evet, burada görebiliyorsunuz. So now we have a virtual Tesla şimdi, coil. Sanal bir Tesla bobinimiz var görüyor and it prompts you to swipe to play. Ve burada play'e basıyorsunuz, oynata basıyorsunuz. This is a mathematically correct 3D matematik model. Matematik olarak doğru 3 boyutlu bir model.
creating this with the help of Gary Peterson, yardım aldım. Wireless electricity expert, Tesla coil expert. Elektrik uzmanı, Tesla bobini konusunda bir uzman kendisi Peterson. And so he helped explain how the device works. And I had to translate it in 3D. Ben de bunu 3 boyuta çevirdim. So I, and if anybody says, hey Brian, have you built a Tesla coil? Eğer Tesla bobini yaptın diye sorarsa, evet yaptım diyebiliyorum. 3 boyutu yaptım hem de diyorum. Evet, sanal bir Tesla bobini yaptım gerçekten. A single polygon to this one, in this case is about 150,000 polygons. So you can actually swipe to playback. Let's this is a minute 45 presentation. I don't know if you want to watch all minute 45. Belki hepsini tamamını izlemek istemeyebilirsiniz. Bu 100 saniyelik bir sunum. Kim tamamını izlemek istiyor? El kaldırın. Okay, good. Tamam, güzel. I'm going to put the mic down. Evet, 100 saniyelik bir video olacak bu. Mikrofonumu bırakıyorum. Put the mic to the speaker. So I'm going to go ahead and swipe. I'm going to go ahead and swipe to play. Evet, şimdi oynata basacağım. Flowing from the 120 volt electrical outlet. 120 voltluk çıkıştan akıyor. Güç beslemesine geçiyor. Tam olarak duyamıyorum. Ve 1000 volt oluşuyor. Yüksek gerilimli elektrik akımı transformatöre ulaştığında primer kapasitöre geçiyor ve burada enerji kapasitesi birikiyor, depolanıyor. Gerilim kapasitörde birikiyor. Daha sonra havanın birinci kıvılcım oluşturmasına kadar bekleniyor. Daha sonra artan elektrik primer mobilde üretiliyor. Burada kapasitördeki akım aynı zamanda gidip geliyor primer bobinle. Sonuçta ortaya çıkanını görüyoruz. Yüksek frekanslı enerji ortaya çıkıyor. Ve primer ve sekonder coil'i görüyoruz. Electrical energy is transferred into the As the potential atop the secondary resonator increases to as much as 200,000 or more volts, the high voltage toroid terminal can no longer prevent an electrical discharge, and sparks stream out into the air. Ve kıvılcımlar havaya çıkmaya başlıyor. Arkada cızırtı var. Duyabildiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla tercih etmeye çalışıyoruz. Çok iyi duyuyoruz. This also works with my business card. Bu aynı zamanda benim kartımla da, kart vizitimle de çalışıyor. Öğrenme business card now. Kart vizitle de olabiliyor. Sanal içerik görünüyor. So it doesn't have to be a poster, it can even be a t-shirt. Poster olması gerekmiyor. T-shirt dahi olabilir. İnteraktif t-shirtler olabilir. Tesla hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu t-shirti satın alabilirsiniz. Tesla bobini için o t-shirt alabilirsiniz. We go back to geri gidebilir miyiz? I guess we could demo the t-shirt, right? T-shirt'in demosunu yapabiliriz aslında, değil mi? Actually, you know what? I want to get a shot of you guys reacting to this because I'm even excited about it. Ben bile bunun hakkında aslında çok heyecan duyuyorum. Oh, that's okay. Actually, you know what? Hold on. Bir saniye bekleyin. Just swing this around. Ben fotoğrafımı çekeceğim. I don't know if you can see it. Is it working? Umarım görebiliyorsunuzdur. Çalışıyor mu? So you can actually play video bu videoyu, from your t-shirt. T-shirt'ünüzden dahi videoyu oynatabilirsiniz. It was there as Tesla was walking with a friend through the city park that the elusive solution to the rotating magnetic duyulmuyor. Video duyulmuyor. With a stick, Tesla drew a diagram
Evet. Clothing you can learn from. Öğrenebileceğiniz kıyafetler. In this case, again, it's a whole line of Nikola Tesla content that I'm excited to, as I said, to be here today presenting. Bunu sunmaktan ötürü çok mutluyum. Sizinle konuşacağım son konu şu olacak. Şu ürün hakkında konuşmak istiyorum. Well. Belki sizinle ilginizi çeker. Web siteye geri dönebilir miyiz lütfen? Now this if you ever play chess. Satranç oynadıysanız eğer, evet lütfen proje kısmına gidebilir miyiz? The projects link, please. There you go. Proje to the right. Link, evet. Sağda. To the right. To the right. There you go. Sağda, evet. Yep. And click on the top link, the link. Yeah, click on üstteki, that. Evet, oraya tıklarsak. So this is the bu Nikola Tesla magnetic chess set. Manyetik satranç takımı. And it's 3D printed in this case. Bu 3 boyutlu printerden çıkarılmış, elde edilmiş bir ürün. Burada Tesla Edison'a karşı oynuyor. Çocukların, tüm yaşta herkesin aslında, her yaşın Tesla'ya ilgi duymasını sağlıyor bu satranç takımı. Bütün satrançtaki piyonlar dahi hepsinin Tesla'yla bir alakası var. Endüksiyon motorunu bulabilirsiniz. Akkor ampuller, Woodcliff kulesi, tabii ki Tesla bobini kraliçe olacaktı. And it's magnetized, so you can actually ve play it on a wall. Ve manyetik olduğu için duvarda da oynayabilirsiniz. And you can break down the pieces and fold it up, and you can carry ve it with you. Ve katlayabilirsiniz ve istediğiniz her yere beraberinize so götürebilirsiniz. Just another yine buharla alakalı başka bir ürün. Ve hopefully influence and inspire people. Bu sayede insanlara ilham verecektir Tesla konusunda ve belki de Tesla hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı olmanıza teşvik edecektir sizi. And I thank you very much for the opportunity to speak with you today. Sizinle bugün konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. By the way, if you want to learn more, one last thing, I'll just say this. If you want to contact me, there's a contact link on the website. Web sitede irtibat bilgilerimi bulabilirsiniz. And I'm also going to be available outside. Dışarıda da beni bulabilirsiniz. Sizlerle teker teker tanışmak çok güzel olacaktır. Brian Yasser'e teşekkür ediyoruz. I'd like to thank Mr. Yasser for his speech. Now, I'd like to invite Mr. Hüseyin Yeşil. Nikola Launcher'ın bir hediyesi olacak. To extend his gift to Mr. Launcher. Thank you so much. Çok teşekkür ederiz. Thank you so much. Okay, I just want to evet. Say what they have say before without microphone. Mikrofon söylediklerimi bir daha söylemek istiyorum. First step of our good relationship. Bu da ilişkilerimizin ilk adımı. İkinci adım da bu programa devam etmek olacak. Aynısını gelecek sene başka bir enstitüde yapmayı planlıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Thank you so much.